Biyolojik çeşitliliği ya da biyoçeşitliliği küresel olarak neler tehdit eder arkadaşlar? Öncelikle küçük yerel çapta yaptığımız her şeyin küresel ve büyük bir etkisi olduğu fikrini vurgulamak istiyorum. Sera gazı salınımı yapan gazlardan ya da kirlilikten bahsettiğimizde aslında arabamızdan veya günlük aktivitelerimizin birçoğunu oluşturan diğer aktivitelerden kaynaklı olarak ortaya çıkan şeylerden bahsetmiş oluyoruz. Ama büyük ölçekte bu yerel aktiviteler ve etkiler küresel sonuçlar üretebiliyor. Sera gazı salınımı yapan gazlar sadece karbondioksitten ibaret değil. Aynı zamanda su buharı, metan, ozon ve nitroz oksit de var. Ama bu videoda karbondioksitin yarattığı başlıca etkilere yoğunlaşacağız ya da kimyadaki adıyla CO2. Atmosferdeki karbondioksit miktarındaki artış çoğunlukla fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanır. Fosil yakıtlar devasa miktarda karbon içerirler ve yakıldıklarında sadece ısı enerjisi salınımı değil, karbondioksit salınımı da yaparlar. Asıl istediğimiz enerji ısı olsa da karbondioksit yanmanın bir yan ürünüdür. Bu yüzden atmosferdeki karbondioksit miktarı artar. Neden birçok insan küresel değişim söz konusu olunca bu konuyla ilgileniyor? Yanıt, sera etkisi hakkında konuşmakta ve ne olduğunu anlamakta yatıyor. Güneşten gelen ışık ışınları atmosferimize kısa dalga ışımaları olarak girerler. Bu ışık enerjisi yeryüzüne çarpar, bir kısmı daha uzun dalga ışımaları olarak yansır. Spektrumun kızıl ötesi yani infrared kısmında görülenler de işte bu yansıyanlardır. Temelde kızılötesi ötesi ısı ile aynı şeydir. Dolayısıyla ışık yeryüzüne çarptığında ısı enerjisine dönüşür. Belli bir noktaya kadar bu ısı enerjisi emilir. Birazı da uzaya geri yansıtılır. Sera gazları, kızılötesi enerji gibi uzun dalga ışımalarını tutmak gibi bir özelliğe sahiptir. Bu, ısı enerjisinin uzaya dağılmasındansa Dünyaya yakın tutulmasına sebep olur. Ne kadar fazla sera gazı varsa o kadar ısı birikir. Bunun sera etkisi olarak adlandırılması da tesadüfi değildir. Çünkü tam da seraya benzer. Sera tamamen camdan oluşur. İçeri giren bütün güneş ışığı bitkilere, toprağa Kısacası içeride her ne varsa ona ulaşır ve sonra içeride birikerek kızıl ötesi ışığa yani ısıya dönüşür. Bu sayede içerisi sıcak ve hoş bir ortama dönüşür. Çünkü o ısı içeride dolaşıp durur. Tıpkı seradaki küçük bitkilerimiz gibi dünyadaki organizmalarda bir ölçüde sera etkisinin yararını görür. Dünya üzerindeki sera etkisi olmasa hayat muhtemelen farklı olurdu veya hiç olmazdı. Ama buradaki sorun şu. Sera gazlarının atmosfere karışma hızını arttırdığımız için ısınma hızı da artıyor. Yani daha yüksek oranda ısınma gerçekleşiyor. Sera'ya bakan kişiler bile aşırı ısınmayı ve sebzelerin fazla olgunlaşmasını önlemek için seradaki ışık akışını düzenlemek zorundadır. İşte burada sorun yaratan şey orandır. Yani sorun sadece karbondioksitin birikmesi değil. Bu dünya tarihinde daha önce de yaşanmıştı. Bilim insanları bu tür durumlarda döngüler olduğunu bile düşünüyor. Ama sorun atmosferdeki karbondioksit oranının değişmesi. Bugünlerde gördüğümüz bütün problemlerin arkasında yatan sebep bu. Yaşam bununla ayak uyduramıyor. Bu zaman içinde atmosferimizin içerdiği karbondioksit miktarını gösteren bir grafik. Burada yaklaşık 400 bin yıl öncesinden günümüze kadar gelebiliyoruz. 100 bin yıllık aralıklarımız var ilginç düşüşler ve yükselişler var. Bugüne geldiğimizde ise bu kısım çizelgeyi o kadar aşıyor ki daha iyi görebilmek için grafiğin bu kısmını büyütmemiz gerekiyor. Burada sanayi çağında beşeri aktiviteler sebebiyle karbondioksit üretiminde iyice artış yaşandığını görüyoruz. Bu sorun hakkında fazlasıyla endişeli kuruluşlar var. Biri hükümetler arası iklim değişikliği paneli yani orijinal adıyla IPCC. Konuyla ilgili bir takım IPCC tahminlerine göre dünyanın küresel sıcaklığı ki bu sıcaklık bütün gezegenin ortalama sıcaklığıdır. Bu yüzyılda 1.1 ila 2.9 derece Celsius arasında bir miktarda artacak. Fahrenheit ölçeğinde bu 2 ila 5.2 dereceye eşit. Neler olabileceğini modellemek zor. Bu yüzden net değerlerdense bu tahmini aralıklar sunuluyor. Ama en kötü senaryoda 2.4 ila 6 derece Celsius arasındaki bir artıştan söz ediyoruz. Yine Fahrenheit ölçeğinde bu 4.3 ila 11.5 arasında bir artış demek. Olabilecekleri bir düşünsenize. Evdeki termostatı bir anda 10 derece arttırsak sadece elektrik ve doğalgaz faturalarımız kabarmaz, aynı zamanda belirli bir noktadan sonra ev yaşanmayacak hale gelir. Yani bu bizim için uygun bir sıcaklık değil. Mesela kendimize bir içecek koysak ve içine buz atsak. Buzun hızlıca eriyeceği kesin. Bu da dünyadaki asıl problemlerden birine çok benziyor. Elbette dünya çapında görülen deniz seviyesindeki yükselmeden söz ediyoruz. Asıl endişemizin sebebi kıtasal buz kütleleri olmalı. Grönland ve yüksek dağlar gibi yerlerdeki buzların erimesi okyanuslara akan daha çok su demek. Bu noktada en önemli bölge aslında Antarktika. Çünkü buradaki buz eridiğinde okyanusa devasa miktarda su bırakacak. Antarktika ve Grönland'daki kısmi erimeler bile küresel düzeyde okyanusta 4 metre ile 6 metre arasında bir su seviyesi artışı demek olabilir. Ama tabii bunun oluşması birkaç yüzyıl alabilir. İnsanlar bu konuda ciddi anlamda endişeliler çünkü 6 metre Hint Okyanusu'ndaki Maldivler gibi deniz seviyesinde bulunan ülkelerin haritadan silinmesi için yeterli bir miktar. Neredeyse deniz seviyesine yakın olan her yerde, örneğin Hollanda'da sel taşkınlarında ciddi bir artış olabilir. Bunlara kasırgaları ve tayfunları da eklediğimizde bu devasa bir sorun haline gelebilir. Peki bu biyoçeşitlilik için ne anlama geliyor? İlk olarak deniz seviyesindeki yerler haritadan silindiğinde oradaki habitatlar ve orada yaşayan türler de kaybolacak. Bu habitatlardan bazıları ender ve tehdit altında olan türlere ev sahipliği yapıyor. Deniz seviyesindeki değişimin dışında biyoçeşitlilik için asıl problem ısınmanın ta kendisi. Unutmayın ki her türün kendi optimum habitatı ve tolere edebileceği aralıklar var. Doğru sıcaklıkta yaşamak da bunlara dahil. IPCC'nin tahminlerine göre 4 derece Celsius'luk bir artış soyların tükenmesine yol açacak çünkü organizmalar değişime adapte olamayacak. Yani sorunumuz yine oranlarla alakalı. Organizmalar daha soğuk bölgelere yeterince hızlı göç edemiyorlar ya da yeterince hızlı adapte olamıyorlar. Elbette göç eden hayvanlardan bazıları göç düzenlerini değiştirebilirler. Ama peki ya değiştiremeyen hayvanlar? Bütün bir ormanı düşünün, sıra dağları düşünün. Ormanlar yukarı doğru ilerledikçe ekosistemleri değiştirecek ya da yerlerinden edecekler. Bu konuda bazı araştırmacılardan gelen ilginç örnekler var. Örneğin Dave Cavana isimli bir araştırmacının yaptığı çalışmalara göre dağların yükseklerinde, buzlu yerlerde yaşayan ve o bölgeye özgü olan bazı kanatlı böcekler var. Bunun gibi soğuk yerler yok oldukça kanatlı böcekler gittikçe daha yüksek rakımlara ilerliyorlar ama pek yakında gidecek yerleri kalmayacak. Deniz ekosistemleri bile bu durumdan etkileniyor. Okyanus'ta 2 derece Celsius'luk bir artış kulağa çok gelmiyor ama aslında öyle. Çünkü koskoca okyanusun tamamında meydana gelen büyük bir artıştan söz ediyoruz. Yani burada bahsettiğimiz sıcaklık ortalama. Yani kimi yerler daha sıcak, kimi yerler daha soğuk olacak ama genelde görülen 2 derecelik bir artış mercan resiflerinin büyük oranda yok olmasına yol açacak. Resifler bu hızlı sıcaklık değişimlerine dayanamadıkları gibi uygun bir yer olsa bile başka bir yere gidemeyecekler. Bunlar küresel ısınmanın bazı sonuçları. Ama aynı zamanda dünya ekosistemine karbondioksit eklemenin kimyasını da konuşmamız gerekiyor. Bazı erken bulguların gösterdiğine göre dünyadaki bütün bölgeler öyle ya da böyle bu karbondioksit artışından etkilenecek. Hatta küresel ısınmanın sonuçlarından söz etmesek bile. Araştırmalara göre bitkilerin karbondioksit artışına tepkisi yaprak sayılarını arttırmak oluyor. Bunu da fotosentezle yapıyorlar. Bitkilerin belirli bir miktar karbondioksit kullanarak kendileri için organik moleküller üretmelerine sekestrasyon veya karbon fiksasyonu diyoruz. Burada bitki diyor ki, vay süper. Burada daha fazla karbondioksit varsa kendimden daha fazla üretebilirim. Temelde bu iyi bir şey gibi görünüyor. Yani daha fazla bitki ne kadar kötü bir şey olabilir ki, değil mi? Hatta muhtemelen sekestrasyon ve fiksasyon sayesinde küresel ısınma henüz kontrolsüz seviyelere gelmedi. Ancak bitkilerin toplayabileceği, kullanabileceği ve atmosferden çekip kendine alabileceği karbonunda bir sınırı var. Bunun sebebi de genelde bitkiler çoğalırken karbondioksitin ilk tükenen kimyasal olmaması. Bu şuna benziyor. Eğer arabama sadece yağ koyarsam ve gideceğini düşünürsem bir süre idare ederim ama bir noktada yanılırım. Çünkü arabamın aynı zamanda yakıta da ihtiyacı var. Yani ne kadar çok yağ olsa da yakıt biterse araba durur ve gitmez. Bu açıdan bakıldığında, karbondioksit seviyeleri arttıkça biyoçeşitlilik azalacak. Çünkü bitkiler bütün bu karbondioksiti almak için eşit olanaklara sahip olmayacaklar. Bunlar oldukça biyoçeşitlilik, yani türlerin zenginliği azalacak. Çünkü diğer kısıtlı kimyasallara ihtiyaç duyan bitkiler ölecek. Türler öldükçe ormanlar, suda yaşayan fitoplanktonlar ve onları çevreleyen ekosistemler daha az işler hale gelecek. Bu sebeple karbondioksiti tutmada daha az etkili olacaklar. Bu da kullanılmayan karbondioksit arttıkça bir çeşit geri besleme döngüsü oluşturarak küresel iklim değişikliğinin gittikçe daha kötü hale gelmesine sebep olacak. Bundan sonra yanınızdan bir arabanın geçtiğini duyduğunuzda bunu hatırlayın. Bu kadar yerel ve küçük bir şeyin bu derece büyük etkilere sahip küresel bir şeye dönüşebiliyor olması düşünmeye değer doğrusu.